Çünkü bütçe milli gelire bağlı. Bizde üretim yok. Halk fakir, devlet fakir. Neden milli gelirimiz artmıyor? İşte bu rantiyeci politikalar yüzünden. Dolayısıyla lütfen şu yaptığım toplamaya dikkat buyurunuz. Bakınız, rantiyecilik ne demek? Biz neyin düzelmesini istiyoruz? Bugün ülkemizde 2000 tane rantiyeci var. Bunların bir eli, geçen sefer de söyledim, devletin kasasındadır. Öbür eli de devletin direksiyonundadır. İstedikleri gibi her şeyi tanzim ediyor, istediği gibi devletin kasasını kullanıyor. Bundan dolayıdır ki halkın 32 milyar dolarını almış, kendisi kullanıyor. Ayrıca da ülkemizde kendileri zengin olsun diye faizleri yüksek tutuyorlar, üretim olmuyor, gelişme olmuyor. Onun için bir elleriyle devlet kasasından 32 milyar dolar alırken öbür elleriyle 40 milyar dolarlık milli gelir artışını da engelliyor. Eğer bu rantiyeci politika değişirse bu 32 milyar haksız kazançları halka döner, ülkenin gelişmesini engellemek suretiyle mani oldukları 41 milyar dolarlık milli gelir artışı da söylediğim gibi devletin milli savunmasında, devletin eğitiminde, sağlıkta ve adalet hizmetlerinde ve projelerini canlı bir şekilde yürütmesine yeter. Türkiye'nin bugün bu imkanları var. Her şey yönetimdeki hataya geliyor.